ben olsam bu maça papazlarla başlardım. Sonra gençlerle devam ederdim neticeyi aldıktan sonra. Sen gençleri çıkarırsan o gençler baskıyı falan kaldıramazlar. Seyirci falan da bazı. Sen önce papazları at. Onlar bir girsinler bir şöyle bir şey yapsınlar. Sonra gençlerle devam et. Çünkü seneye ne yapacağını tamam gençler önemli. Şimdi Larin diyorsun seneye kalıp kalmayacağı belli değil ki şu anda gidecek gibi gözüküyor. Şu anda. Geçen sene de gidecek gibiydi zaten. Larry şunu söylüyor bir daha söyleyeyim. Kardeşim diyor benim bu takıma faydam şu 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 ben alıyorum 5 lira siz öteki adama veriyorsunuz 2,5 lira diyor. Ben niye ben de onların parasını almayayım diyor haklı olarak. Ha bu sene yönetim ne yapar? Ne verirler? Buna vida da dahil. Şimdi bu teknik adam Beşiktaş'ın içinden birisi muhakkak ileriye dönük bir şeyler yapacaktır. Ama sen önce bu maça sen önce maçı al ya. Bu maçı da fazla gençlerle hemen oynama. Önce papazlar oynat. Zaten seneye bir kısmı gidecek. Kiralığı var bunun. Bilmem nesi var. Evet. Neticeyi al. Gençleri daha sonra faydalan. Ezme gençleri bence. Ama genç çocuk dedin. Oyundan aldı. Belki de maçın en önemli pozisyonunu çıkarttı. Beşiktaş'ta fazlala gelene Emirhan. Evet. evet. Yani Ruz, illa gol falan bakmayın. Geldi belki de maçın en kritik pozisyonunu çıkarttı orada çocuk. Oraya kadar geldi. Onun için... Yeni fikri bu. Sizde konuştuğunuz. Ee, Montero'nun az önce açıklaması vardı ekranı yansıyan e, kendi pozisyonu için orada e, ciddi anlamda bir şüphe vardı. E, bu şüphenin giderilmesi gerekiyor. Pena, penaltı ihtimali yüksek de en azından vara gitse her şey daha net olurdu demiş o pozisyon için. Hepsini izleyeceğiz zaten burada değerlendireceğiz ama tabii orada yukarıda e, kontrol yapılıyor. Oradan bir uyarı gelmediği için. Yalnız şunu gördüm bugün. Bak gene üstüne baza bakıyorlar. Varda da kim vardı? Galatasaray maçı Bak Galatasaray maçında evi, bu maçta? İki hakem birisi meta kalkıvan, birisi bu. Evet. Ya arkadaş, ben futbolcuyum, arkadaşıma top atacağım buraya. Sen burada duruyorsun ya. Ya çekin arkadaş önümden ya. duruyor değil mi? Ya ikisi de oyuna nasıl müdahale ediyorlar biliyor musun? Bir hakeme çalım atacaksın, sonra top atacaksın. Evet. Duracakları yeri bilmiyorlar adamlar ya. Bunları FIFA yaptınız. FIFA bunları istemedi. Yolladı. Siz hala daha ısrar ediyorsunuz. Geçin abi. Yapmayın. Ben top atacağım. Önümde duruyorsun ya. ki bugün bir top attılar. Belki de maçın en net pozisyonu. Ayağına çarptı. ikiye bir gidiyordu şey. Antalya. ilk kere. 20. dakika filan. Hakem kötü mü? Kötü. İki tarafa da kötü. Bitigen... E Bitingen. bu adam torbillen geldi. Bu adamı yolluyorlardı. Yine bir yerlerden bastırdılar. Bir şey oldu. Yine torbillen geldi. Kim? Ya olmaz kardeşim. Yollayın. Aynı Ha? Hangisi? Hangisi? Bu maçı belki. Hayır bu maçı biti gene mi diyorsun? Evet. Ha, tamam. Bu hakem deyince iki tane de Gidiyordu. Torpillen mor billah, tekrar sahaya e, çıkarttılar. FIFA kokartı var hocam bunun. Nasıl? FIFA kartı var. E tamam da ya, nerede ne yapıyor? Cezalıydı. <laughs> Meta kalkanını verdiler FIFA'ya soktular. FIFA kabul etti yürü git dedi. Ya olmuyor arkadaş yeni bir şeyler yapın çıkarın ya. Tamam. Bunlar bu kadar. Bunlar torpillenken babadan oğuldan bilmem nereden torpilli. Oradan buradan bastırıyorlar. Olmuyor. Ya bak verdiği karardan bahsetmiyorum. Seyredim maçı bugün. Galatasaray maçı ve bu maçı en az 10-15 pozisyonda futbolcuları rahatsız ettiler ya. Benim önümde duruyor. Top atacağım oraya atamıyorum ya. Çıldırdım ya ben maç evet, seyrederken. Bir tanesi çok bariz. Ender'le de konuştuk. Ya adam top atacak önünde ya. Tam ya kaçıyor bu sefer. Geçti o pozisyon. Olsaydı düşüyor adam. Bırakın o penaltıyı golü molü. Evet. Adamlar oyuna en temel, müdahale ediyor. En temel şeyleri evet. yapamıyorlar. Bir de Alalım, iki hakemlere maçın, derler tanım. o sahayı çizerler. Şurada işte şuradaki oyun şuradaysa şurada dur. Burada durma vesaire. Bunlar ABCsi hakemliğin. Onlar hani daha iyi bilmesi gerekir Allah'tan de. Allah'tan bir kural aldılar biliyorsun. Şimdi top hakeme çarparsa duruyor biliyorsun. Eskiden hakeme çarpıp gol oluyordu hocam. O olmaz artık. Hocam Ben iki de... tane hatırlıyorum. Birisi... İstanbul'da Fenerbahçe, Ankara Demirspor maçı, Hakem rahmetli Hakkı Gürüz. Filikten Hakkı Gürüz geldi direğin dibine bir vurdular. Kaleci Altay'dı. Ankara Demirspor kalecisi. Hakkı abinin kalçaya çarptı. Gol oldu gol. Biri de Ahmet Akçay Ankara'da. Ankara gücü Beşiktaş evet. Altaylı'dır Hakkı Gürüz İzmirli. Ne? Hakkı Gürüz İzmirli biliyorsun rahmetli 6 Biliyor Altaylı. Biliyorum. Hocam bir de bu mesela Trabzon maçında herhalde Perez. Bugün de Piyaniç. Ne kadar haklı olurlarsa olsunlar. ...bu kadar kolay kendini attırmalarını... Aynı evet, ...inanılmaz ya yani... ...akeme gelin bizi atın diyorlar yani haklıyken... ...belki pozisyonda haklılar... ...haksız duruma düşüyorlar ve... Ha, ...nasıl bir camiada oynadıklarını da bilmiyorlar herhalde... ...yani bunlar kendi kafalarına göre... hakem kart gösteriyor, alkışlıyor, attırıyor... ...öbürki itiraz belki ediyor... ...oynamak mı istemiyorlar Gökhan? ...yani hocam enteresan yani bir takım 10 kişi böyle... ...bu kadar rahat bırakamazsın ya... Nasıl ...bu nasıl kırmızı nasıl kart nereye mi geçerli diyor. olacak? kupada ya, ...kupaya mı olacak? İkinci sıradan atıldığı için... İkinci sıradan kırmızı gördüğü için, direkt kırmızı olmadığı için Kupa'da oynayacak mı hocam? Yoksa lige mi yansıyacak bu atılan kart? Benim bildiğim kadarıyla Kupa'nın ve ligin sarıları ayrı olması lazım. Bildiğim Tabii kadarıyla. kendi kategorisinde. İkinci sırada kırmızı gördü, atıldığı için söylüyorum. Kırmızı direkt bir, bir maç oynamıyor ya, resim maç. Ondan soruyorum ben. Kuralları değiştirdiler. Kupa Kupada geçerli kupada. Şimdi Erman Hoca bize anlatırken de kupada direkt kupada kartı oynayacak. zaman oynayacak. kırmızı kartı direkt Kendi kategorisinde... zaman kupada kalmıyor. İlk resmi maçta oynamıyor. Direkt kırmızı görseydi. Direkt görseydi. Şimdi sarıdan Şimdi iki sarıdan kendi kategorisinde, kategorisinde o, oynayacak. Kupa, şey, lige o kuralı mi geçerli O kural otomatik olması lazım. Yani Yani şu kırmızı anda bir sonra bir kupada kupa oynayacak. Sonra bir sonraki resmi başta oynamazsın var. Yok şu anda kupada oynayacak. Bak şimdi. öyle söylüyor. Ligde oynamayacak. Evet. Yani Tabii. ligde çektiği cezayı ligde devam edecek Ender gördük artık. Ender'in söylediği doğru. Evet. Ama yani ya adana ya Adan Demirsporla deplasmanda oynayacak ya Beşiktaş. Evet orada, oynay orada oynayacak. Orada oynamayacak. Ama kupada Göztepe maçında oynayacak. Tamam okey Ben onu sordum. İki sarı. Ha? İki sarıdan kırmızı. Kendi kategorisinde değerlendiriliyor o zaman. Ee, o şimdi var, evet. Beşiktaş 111 kilometre koşmuş. Antalya 116 kilometre yaklaşık. Dün evet. de dün, 124-125 falan da şey ee, Trabzon maçında Kasım Paşa. Evet. ben diyorum ya bu koşular evet bu kat ettiler mesafeler ama en önemlisi şiddetli koşular ve de tekrarlı sprint doğru, doğru, Ülkedeki doğru. En büyük sıkıntı doğru. o. Daha önce söyledim ya Premier Lig'de 25 25 kilometre hızı ve daha hızlı Aslında koşular o, o, koşular o, o var vermeleri tabii, tabii 25 kilometre tabii 25 kilometre ve hızlı koşuları baz alıyorlar. 20 saniyede bir ara oyuncunun bunu tekrarladığı görünüyor. Türkiye'de 20 kilometre üstü hızlı koşular yok Ender. Kaleciye bile 8 kilometre yazıyorlar. Yani, tabii ya, <laughs> <bir de gülüyor> hocam, ben şu mesela Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Beşiktaş'ta Emirhan oynadı. bugün Can oynadı. Bana göre Serdar'da neyi var bilmiyorum. Ben olsam oynatırım. Şimdi seneye yeni bir teknik adam geldi. Emirhan'ın Şimdi Can zaten kiralık geldi veya Serdar oynadı. Yani bu ligde şimdi oynamayacaklar Beşiktaş 20 puan liderin gerisinde ne zaman oynayacak Ender? Seneye zaten yeni bir kadro oluştuğunda geldiğinde değil mi? Bu kadro içinde oyuncu havuzunda zor ilk 11 şansları. Ama şimdi oynayıp bu oyuncuları test etmesi gerekir ileriki sene için. Geçen sene Sergen Yalçın bu farkı nasıl gösterdi konuştuk. Hem Rıdvan'ı oynattı hem Ersin'i oynattı. Evet. 20 yaşında iki tane oyuncuyu oynattı. Ya bizim ligimizde oynayabilir bu oyuncular. Şimdi bugünkü yalnız bu ihale genç oyunculara kalmaması gerekir. Sen rollerini belirlersen doğru bir kurgulanmış oyunun olursa bu oyuncular konuşulmaz. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nde oynarsın bu iki oyuncuyla Dortmund'la, Sporting Lisbon'la, Farz Eden grubunda ayaksa dersin ki ya bu seviyelerde bu çocuklar olmaz. Hadi anlaşılır ama hadi derbide de anlaşılır. Antalya Spor ligin altında yani bu iki tane oyuncu yani e, daha fazla oynuyor mesela Antalya'da. Işte. Bünyamin şey. oynuyor. milli takım oynuyor. oyuncusu çok güzel. Doğukan da öyle. Evet. Yani bir de Beşiktaş takımı içeride oynuyor. Düşünebiliyor musun Vodafone Park'ta? Yani onun için Serdar'ı bile kalan maçlarda ele üçlü oynuyorsun. Oynatırım. Ne kadar genç oynayacaksa bu seneden görmesi gerek Beşiktaş'ın seneye yatırım yapması için. Dediğim gibi seneye yeni bir teknik adamla Önder Hoca başlamazsa zaten bu oyuncudan şansı daha azalacak.